hücre bölünmeleri konusunda giriş yaptık. İlk olarak bölünmeyle ilgili kavramları öğrendik. Kromatiniplik ne demek? Kardeş kromatit, sentrozom, sentromer, iyipi bunları öğrendik. Ardından mitoz bölünme evrelerinden bahsettik. Öncelikle interfaz vardı. Profaz, metafaz, anafaz, telofaz yani mitoz ya da diğer ismiyle karyokinezi öğrendik. Ardından sitokinezi gerçekleştirdik. Bir hücreden iki tane yavru hücre yaptık. Şimdi seninle beraber bu öğrendiğimiz bilgilerin üzerinde ne öğrendik? Bir de hücre bölünmesinde hücre döngüsünü kontrol eden kontrol noktalarından bahsettik. G1, G2, M kontrol noktasını öğrendik. 10 tane soruyla ne yapalım? Bu öğrendiklerimizi pekiştirelim. Bak şimdi. Büyüme sırasında medene gelen sitoplazmanın artışı hücre zarındaki artıştan fazla olduğunda hücredeki hacmin yüzey oranı bozuluyor. Yani yüzey bölü hacim oranı azalır, küçülür demiştim. Yüzey bölü yüzey artış yetersiz kaldığı için hücre zarından madde alışverişi yeterince gerçekleşmiyor. Bu durumdaki bir hücrede ne olmasını beklersin? Cevap hücrenin bölünmesini beklerim. Şıklarda arayalım. Metabolizma hızının arttırılması. Bu aradığım cevap değil, hücrenin bölünmesiyle ilgili bir şık lazım. Bölünme ile yüzey bölü hacim oranının arttırılması. Ah sana direkt hücrenin bölünmesi dememiş. Hücre bölündüğü zaman ne oluyor? Daha da ufalıyor. Ufaldığı zaman yüzey bölü hacim oranı artmış oluyor. Aradığımız cevap buydu. C şıkkına bak. Zardan difüzyonla madde gerçekleşmiyor. Alışverişini durdurulmaz. Hücre bunu niye yapsın? Bölünmesi gerekiyor. Replikasyon gerçekleşmeden bölünme sağlanması. Böyle bir şey olmaz. DNA'ya işlenmesini yapacak hücre ne yapsın? Normal bir şekilde bölünebilsin. Hücre yüzeyinin artmasını sağlayan madde atılması olayının hızlandırılması. Bu da aradığımız cevap değil. Cevap B seçeneği oldu ilk sorumuz için. Gel ikiye bakalım. Bak, mitoz bölünmenin profaz evresinde çekirdek zarı ve ERN'in parçalanmasına bağlı ne olmasını bekliyorsun? Şimdi bak, çizdiysen eğer evreleri profaz, metafaz, anafaz, telofaz, interfazı çizdiysen rahatlıkla yapabileceksin. Burada profazda çekirdek zarının erimesinin amacı ne? Bizim kromatin ipliğimiz kromozomlara dönüşüyordu. Bu kromozomlar hücrenin sitoplazmasına ne olsun? Serbest halde kalabilsinler diye. Şıklarda ara. Kromozom sayısı 2 katına çıkar. Aradığımız cevap bu değil. Bu olmuyor. Çekirdek zarı ve endoplazmik retikulum erdiği zaman. Kromozom sayısı ne zaman 2 katına çıkıyor? DNA işlendiği için. Kinetokor dediğimiz proteinler kromozomlardan ayrılmıyor. Aksine beraberler iplikleri tutunacak. Kromozomlar hücrenin sitoplazmasına dağılır. Bak, bu istediğim cevap olur. Sentrozom işlenmesi hazırlık evresinde interfazda oluyor. Bu da aradığım cevap değil. Hücre zarı iki yönden dışa doğru boğumlanır diyor. Hocam boğumlanma ta en sonunda sitokinezde olur. Burada profaz evresinde olan bir şey istediği için cevap ne olur derdik. Cevabımız C seçeneği olur. Üçe bakalım. Kanser hücreleri normal vücut hücrelerinden hangi özellikleriyle farklı olmasını bekliyoruz? Birinciye bakalım. Enerji tüketimleri hızlı bölündükleri için normal hücrelerden çok daha fazla. Birbirine temas ettikleri durumlarda bile durmuyorlar, bölünüyorlar. Maşallah cırcır olmuş tuvalete girmiş kişi gibi bölünmeye devam ediyorlar. Karyokinez ve sitokinezin sıralı olarak görülmesi. Bu ne demek? Karyokinez çekirdek bölünmesi olduktan hemen sonra zaten sitoplazma bölünmesi oluyor. Normal vücut hücreleri de bunu yapıyor. Önce çekirdek, sonra sitoplazma bölünmesi yapıyor. Bu farklılık değil. Cevap ne olur dersek 1 ve 2 oldu, 3 oldu sorumuz. Az kaldı, devam ediyorum. Bak, buradaki şekil çok hoş bir şekil. Burada mitozda gördüğümüz geçiren hücrenin profaz evresindeki kromozomun yapısı görülmüş. Buradaki KLMN nedir diye sana sorsam cevap ver. Benle beraber tekrar et. Burada iplikler görüyorsun. Neydi bu K'lar? Söyle bakayım bana. K'lar iyi ipliği. Doğru mudur? Hemen buraya müthiş yazımla yazıyorum. K ipliği. L'ye bakıyorum. Bak, kromozomların iyi ipliklerinin tutunmasına yardımcı olan K ile başlayan yapılar kimdi? Kinetokor dediğimiz yapılardı. İki tarafında bulunuyor gördüğünüz üzere. M diye gördüğün kısım S ile başlar. Hem bitki hem de hayvan hücrelerinde bulunan sentrozom değil, sentromer demiştik. O halkasal bölge. Ne kimdir diye sorarsak kardeş kromatitler diye alta yazdım hocam. Şimdi bak, bunları öğrendik. Şıklardan hangisi doğru birlikte bakalım. Sen de bana yardım etmeni istiyorum. Neyle gösterdiğim iki yapının içerdiği DNA molekülü nükleo dizilimleri normal şartlarda aynı olmasını beklerim. Farklı olmaz demiş, doğrudur. Kardeş kromatitlerin genetik yapısı aynı. Kopyalıyor çünkü mitozda hücre. M ile gösterdiğim kısım iyi ipliği organize eden merkez olan sentrozomdur diyor. Diyorsun ki hocam, M gösterdiği kısım sentromerdir. Kromozomun ortasındaki halkasal bölgedir. Bu cümlemiz yanlış. K ile gösterdiğim ipliksi yapılar mikrotübüllerden medene gelir. Üç iskelet elemanlarından da bahsetmiştik. İyi iplikleri ne oluşturuyor? İyi iplikleri kimden medene geliyor? Sentrol demişim. Mikrotübüllerden medene geliyor. Bu mikrotübüller ne yapıyor? İyi iplikleri medene getiriyor. Doğru bir cümle. Hücrede bulunan kardeş kromatit sayısınca L bulunur diyor. Ne kadar kardeş varsa o kadar da kinetokor vardır diyebilirim. Gördüğünüz üzere iki tane kardeş var. İki tane de kenarda kinetokor var. Bunu da evet derdim. Doğru olanları istemiş. 1, 3, 4 doğru cevabımız E seçeneği oldu. Güzel.
yerleşim. 5 diyor ki hangisi vücudumuzda mitoz da olur. Mitoz deyince hakkına kalıtsal çeşitlilik olmayacak. Yarıların iyileşmesi, büyüme falan gelecek. Okuyalım. Kırılan kemiklerin normal hale gelmesi, iyileşmesi mitoz da olur. Bir yer kırıldığı zaman ki belki sen kırmışsındır kolunu bacağını diye tahmin ediyorum. Ben hiç kırmadım. Şanslı tayfadanım. Ama kırılan kolu bacağı kırılan arkadaşlarım oldu. Kardeşimin kolu kırıldı. Orada kemiklerin iyileşmesi mitoz da oluyor. Yaralar zamanla iyileşiyor. Ne oluyor? Geçiyor. Bazı yerler iyileşmiyor hocam. Cevabımız ne oldu dersek? 1-2 evet. Kemik iliğinde hücre bölünmeleri, yeni kan hücrelerinin oluşturulması. Şimdi bak, kemik iliğinde hücre bölünmesi, yeni kan hücresi oluşturulması ne ile olmasını bekliyorsun? Mitozda olur. Bu da yine bir hücreden yeni bir hücre oluşturulması olayı. Cevap ne oldu? 1-2-3 doğru cevabımız E seçeneği oldu. 5 ne oluşturur? 6'ya bakıyorsun. Diyor ki bak, iki tane hücre verilmiş. Farklı canlıdan aldığım A ve B hücreleri için kesinlikle aynı olan şeyleri istemiş. Bakalım. Kromozom sayısı sayalım. 1-2-3-4 sentömer sayarak buluyorsun. 1-2-3-4-5-6-7-8 bir kere kromozom sayıları aynı değil. Birinde 8, birinde 4. Kromatit sayıları aynı olur. Niye? Burada bakıyorsun 1-2-3-4-5-6-7-8. Buraya bakıyorum. Burada da 8 tane kromatit var. O yüzden kromatit sayısına evet derdim. Sentromer sayısına baktığım zaman 1-2-3-4 1-2-3-4-5-6-7-8 dolayısıyla sentromer sayısı da aynı olmadı. Gen sayısı için kesin bir şey diyemem. Niye? Şimdi ben buradaki kromozomlara bakarak ne kadar gen var karpuz gibi söyleyemem. Bana kendisinin belirtmesi lazım. Bize kesin aynı olanları istemiş. Cevap yalnız ki yani A seçeneği olur. Aferin. 7'ye bakalım. İstokinez sürecinde gerçekleşen olaylardan bitkiye ve hayvana özel olanları istemiş. Bak çok hoş bir soru. Çok güzel bir soru. Belki sınavda buna benzer bir soru çıkar hocam. Diyor ki ekvator düzleminde mikrofilamentlerden meydana gelen ve kasılabilen bir halka oluşması. Bak burada uyanman gereken şey mikrofilament. Sana burada boğumlanma deseydi karpuz gibi yapacaktın. Ama fark ettiysen hem mikrofilamenti bilmeni hem de kasılabilen bir halkayı ayırt etmeni istiyor. Buna hayvanlarda demem gerekir. O zaman hayvanlarda ne yaptık? Bir almamız gerekiyor. Şu an için C, D, E şıklarına baktık. 2'ye bak. Boğumlanma oluğunun görülmesi. Bak bu da olur. Bu da hayvanlarda olur. Hemen hocam 2'yi de hayvanlara almanı istiyorum. Bak 1-2'nin olduğu tek bir şık varmış zaten. Gördüğünüz üzere E şıkkı gibi. Devam et. Hücre plağının uzaması. Hücre plağı, ara lamel, ara plak, hücre plağı hepsi bak aynı şey demiştik. Bitkilerde görülüyor. Bu bitkide görülüyor. Bir hücreden 2 tane hücre oluşması. Hocam sitoplazma bölününce zaten bir hücreden 2 tane yavru hücre oluşur. Bu ikisine de ait özel bir durum değil. İkisinde de sitokinez ortak demiştik. Cevabımız E oldu. Bitti hocam. 3 tane soru kaldı. Gayet güzel gidiyorsun. Bak ökaryot bir hücrenin döngüsünde gerçekleşen olayları doğru bir şekilde sıralamamızı istemiş. Şimdi DNA miktarının 2 katına çıkması çok mantıklı. Ama şıklara bakıyorum bak. Yüzey bile hacim oranının azalması bu hücrenin bölünmesine sebep olan olaylardan bir tanesi. O yüzden bu görmüş olduğun 4'ü en başa yazman lazım. Sonra DNA miktarı 2 katına çıkıyor. Doğru mudur? Sonra propaz, metafaz, anafaz, telofaz, sitokinez aramalıyız. Ara bakalım. Ne diyor? Kromozom sayısının 2 katına çıkması. Anafaz hocam kimler? Kardeş kromatitler birbirine ayrıldığı zaman kromozom sayısı geçici olarak 2 katına çıkıyor. 2 dedim. En sonunda da hücrede çekirdek sayısı 2 katına çıkıyor. Niye? Çünkü telofaz oluyor demiştik. Hatırla profazın tersi. O zaman 4-1-2-3 4-1-2-3. Aha da cevabımız E seçeneği oldu. Güzel, hoş bir sıralama sorusuydu. 9'a baktım. Mitoz geçiren bir hücreymiş. Aha da buna baktığım zaman hayvan hücresi gibi. Niye? Çünkü çeper yok gibi. Hangisinin varlığı bölünmekte olan bir hücrenin bitkiye mi hayvana ait olduğunu belirlemekte kullanılabilir. Şimdi bak bir kim? Bir buradaki sentrozomlarımız, doğru mudur? Biri almalıyım. Şıklara bakıyorum lan. Birin olduğu tek bir tane şık var. Değerlerine bakıyorum. 2 kim? 2'ye bakıyorum. Kinetokoru göstermiş. 4'e bakıyorum. Sentromeri göstermiş. 5'e bakıyorum. Kromozomu göstermiş. 3'e bakıyorum. İpliğini göstermiş. Burada bitki hayvan ayrımında kullanabileceğim tek şey sentrozom. Dolayısıyla biri almalısın. İpliği hem bitkide hem de hayvanda ortak oluşur diye özellikle belirtmiştik. Aman ha tuzağa düşme. Keşke şıklarda 1-3'te yazsaymışız. Bence güzel olabilirmiş. Tuzaklarmışız. Cevap ne oldu? Yalnız 1 oldu. Son soru hocam. Tamam gayet güzel gittin. 9 dakika oldu. 10 dakikada hemen bitirelim. M kontrol noktasında ne olur? Ne öğretmiştim sana? G1, G2, M kontrol noktasında. G1'de hücre büyür. G2'de DNA işlenmesinde hata var mı? Buna bakılır. M'de iyi iplikleri, kromozomların kinetokoruna tutunmuş mu tutunmamış mı? Ara bul kinetokoru. Bak bakalım. G0 evresinde olup olmadığı. Bunu aramıyoruz M kontrol noktası. Özür dilerim. Replikasyon süreci normal tamamlanma durumu. Bu G2 kontrol noktasına bakılıyor. S'de sentrozomların eşlenip eşlenmediği. Bu interfazda olan bir şey. Bunu aramıyorum ki. Tüm kromozomların bak
iplikle kinetokorundan bağlanıp bağlanmadığı. Fark ettiysen kinetokor demek zorunda değil. Böyle bir şey dese de onu anlamanı istiyor soru senden. Evet hocam bu doğrudur. Profaz evresinin başlangıçta bütün kromatin ipliklerin kromozoma dönüşüp dönüşmediği böyle bir kontrol özelliğimiz yok zaten. Cevap ne çıktı? D seçeneği oldu. 10 tane soruyla ne yaptık seninle beraber? Mitoz bölünmeyi güzel bir şekilde tekrar etmiş olduk. Ardından uzun bir dersimiz olacak. Mayoz bölünmeden bahsedeceğim. Gerçekten yani 50 dakikaya yakın bir süre, 55 dakikaya yakın bir süre olacak. Ben de gebereceğim, sen de gebereceksin ama mitoz mayozla ilgili soru kaçırmamak istiyorsan özellikle mitozu ve mayozu yan yana aldım. Çünkü birbirine çok benzeyen olaylar var. Hemen öğrenmişken sıcak sıcak öğrenelim diye bu şekilde yaptım. Mayoz bölümü uzun olacak. Dikkat etmeni senden rica ediyorum. Bir sürü hikaye anlatacağım. Ardından mayoz bittikten sonra mayozla ilgili soru çözümümüz var mı bakalım. Mayozdan sonra evet soru çözümü. Ardından ne var? Eşeğsiz eşeğli hayırlı işler deyip seninle beraber ne yapacağız? Bu üniteyi daha bitmiyor. Bu üniteyi de bitirmiş olacağız. Soru çözümümüz de varmış. Güzelce dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Benden şimdilik bu kadar. Duruşudan hemen listemize de geç kalmış bile olsam sonradan izleyenler diyor ki nereye geç kaldık hocam güzel gidiyor diyorsun. Bölüme kontrol noktaları ve soru çözümünü yapmış olduk. Ödev testinden hemen sana ödevimi vereyim hocam. Bak ne güzel. Şurada ayracımız da gayet jigsaw olmuş. Ha. Aha da öpeyim bak Z'yi burada mister gibi. Açtım ayracımla beraber. Sayfa kaça söyleyeceğim. 3 test vereceğiz zaten. Çok bir şey yok. Hemencik söylemek istiyorum. Kim dersek 137 ile başlıyorsun mitoz bölünme. Bir tane mavi test. Bir tane daha mavi test. Bir de 141'de bir tane yeşil testim var. Kırmızı teste kadar geliyorsun. Çözüyorsun. Bu arada özellikle benim YouTube kanalımdaki mağazadan almış olduğunuz kitapların bana katkısı çok daha fazla oluyor. Direkt benden alıyorsunuz. Bilginiz olsun. Bu arada sıklıkla set halinde aldığınızı görüyorum. Çok çok teşekkür ederim. Yani ne diyeceğimi bilemiyorum. Sağ olun, var olun. Bana güvenip bu şekilde YouTube'daki mağazamdan aldığınız için çok teşekkür ederim. Zamanında çok yaptık, çok uğraştık. Bayağı zahmetli işlerdi. Valla bu şekilde olması da yine yorucu oluyor ama Zedova'dan ve YouTube'daki mağazamdan alan gençlere özellikle imzalı olarak kitabı göndermeye çalışıyorum. Bilginiz olsun. Bunu da belirtmek istedim. Hadi bakalım mayozda ne yapacağız? 31. günde görüşmek dileğiyle diyoruz. Kalıtım konusuna geçeceğiz. Ondan sonra TT biyolojiyi bitirmiş olacağız. Gayet mutluyum. Diyeceklerim bu kadar. Siz de nasılsınız? Keyfiniz, haliniz nasıl? Yoruluyor musunuz? Geberiyor musunuz kampları takip ederken? Bana da bunları yazarsanız çok mutlu olurum. Instagram'dan da şu tarafa yazayım. Normalde paylaşmıyorum fazla ama. Biosem biyoloji. Biosem'i başka bir arkadaş almış. Uzak doğulu bir arkadaş aldık. Şimdi adımı da bir kere takip ettim. Baktım dönmez dedim sonra. Hani belki mesaj atar. Ulan beni Biosem diye biri takip ediyor diye. Ben dedim ya vazgeçtim. Kalsın dedim. Biosem biyoloji. Instagram'dan beni ne yapabilirsin? Takip edebilirsin. Böyle günlük hayatımda ne yaptım ne ettiğimi İpekli olan maceralarımı orada paylaşıyorum gençler. Diyeceklerim bu kadar. Kapatıyorum. Hadi bay bay. Bay bay.